Amazon'da etrafınızdakilere rehberlik etme yeteneğiniz yıllık değerlendirmeniz sırasında önemli bir kıstas haline gelir. Yani sizin başarınız aslen personelinizin kariyeri boyunca ulaştıkları başarıya doğrudan bağlıdır. Çoğu kuruluşta üst düzey yöneticiler C sınıfıyla muhalefet etmeye korkarlar. CEO'ların en çok şikayet ettiği şeylerin başında kimsenin meydan okumaması gelir. Jeff Bezos bu konuda, eğer ben hepinizi uçuruma doğru sürüklüyorsam o zaman sen de benim kadar suçlusun der. Amazon'un temel prensiplerinden birisi bürokrasi yeniliğin katilidir ilkesidir. Kurallar bize bir türlü açıklanamadığında bürokrasi görünür hale gelir. Bürokrasiye karşı en büyük silah basitliktir. Özellikle A sınıfı çalışanlar bürokrasiden nefret eder ve haklarına tecavüz edildiğini gördüklerinde kuruluşları bırakıp giderler. Buna karşılık orta kademe yönetimde yer alan C ve D seviyesindeki çoğu çalışan bürokrasiyi sever. Tıpkı bir kapı görevlisi gibi bürokrasinin ardına sığınabilirler ve sık sık sürtüşmeler yaratırlar. Güçlü işleyişler ölçülebilir sonuçlarla bürokrasiyi ortadan kaldırır ve düşük performansı ortaya çıkarır. Jeff Bezos bir çalışanın işe alındıktan bir yıl sonra şöyle düşünmesi gerektiğini söyler. Zamanında girebildiğim için çok memnunum. Çünkü şimdi olsa işe alınmazdım. Jeff'in manyaklık derecesinde yüksek standartlara sahip olmasının bir sebebi vardır. Tüm mağazalarınız bir internet sitesinden ibaretse tehlike altında olan çok şey vardır. 2012 yılında Amazon.com sitesi 49 dakikalığına kullanım dışı kaldı. Küçük bir aksaklık mı? Belki. Ama sonuçta şirket yaklaşık 5.7 milyon dolarlık satış kaybı yaşadı.